muhacir olarak Yunanistan'dan gelme. O şartlara göre doğu buraya gelmişler, burada iskan görmüşler. Rum şeymiş, oraya yerleşmişler işte. Sonra çiftçilik. Doğuda arpa, yulaf, mısır, domates, bostan. Alt katlarda hayvanlar vardı. Üstü insanların oturduğu bir yer. Yani koku boku falan o zaman pek şey aranmazdı. Odalar yan yanaydı. 10 seneden fazla anne babayla oturduk. Çok kar yağardı. Hayvanlara bakmak biraz meseleydi yani. Gidip hayvanlara bakmak böyle sürü, koyun sürüsü veya sığır sürüsü yoktu ama koyun sürüsü vardı. Tabii yemi o kendimizi hallederdik. Hayvanların da yemini kendileri. Tabii hayvanların yemini. İhtiyacımızı. Arpa evet. Şeyi hayvanlardı, buğday insanlara. İlkokul, ortaokul olana kadar hep de kullandık. Sonra ortaokul oldu, yaptılar bir okul. Ortaokul da oraya eklendi. Hepsine fidan diktirirlerdi. Herkes bir fidanı sular bakar, yazın sezon şeyine yere giderdir oraya, ağacı sulama. Börek çok vardı. Bilaki ilk yiyeceğimiz sabahleyin tarhana çorbası. Tarhana hala devam eder. Eski domatesler, yerli domatesler şey yoktu. Ekerdi ama bu domatesler gibi değil güzel. Belki onlar daha tatlı yemesi. Ya ben hatırlıyorum, dedem de o zaman sahaydı. Kokusu tabii ki bambaşka oluyor. Pazarda ben artık koklayarak domates almaya başladım. Yani eski kokuları arıyoruz. bizim çocukluğumuz çok rahattı. Ben sabah çıkardım dışarıya. Oyunlar oynardık. Ne annemiz arardı, ne babamız arardı. Nerede oynarız bilmezler. Çünkü korku yoktu. Her türlü oyunu oynardık arkadaşlarla. Sabah 11 avlumu omzuma atar, akşam 6-7 hatta 8'e kadar deniz kenarındaydım. Hani yüzmeyi bana kimse öğretmedi, kendim öğrendim. Eskiden bilmiyorum biliyor musunuz, çuvallar vardı, delikli çuvallar. Biz onlarla balık tutardık. Ondan sonra ateş yakıp üstünde, tenekelerin üstünde midyeler pişirirdik. Çok güzel bir çocukluk yaşadık. Ben de ilkokulu Güzelce'de okudum. 5 yıl. Daha sonra Büyükçekmece Lisesi'ne ortaokula başladık. Ortaokul ve liseyi orada okuduk. Biz Büyükçekmece'ye 1 kilometre yola çıkıyorduk, E5'e çıkıyorduk. Otobüsle gidip geliyorduk. Daha sonraları servis tutulmaya başladı bize de. Servisle gidip geliyorduk. Güzelce'de akşam denizden geldikten sonra herkes yemeğini yer, yine sokağa çıkardık. Geç saate kadar ben dışarıda oyun oynardım çocukken. Büyüdükten sonra da çay bahçemiz vardı. Çay bahçemize giderdik. Sahilde yürüyüşlerimiz vardı. Yani çok güzel bir çocukluk ve gençlik yaşadım. Bizim zamanımızda komşuluk çok güzeldi. Herkes birbirine karşı saygısı vardı. Saygı ve sevgisi. Çok ev. Öyle ben avcılık yapardım. Annemler akşam oldu mu kurardılar şeyi böyle oturmak için taşlar maşlar üzerine. Şey yapardılar. Otururlardı. Çaylarını da giderek bütün dertler gözüküyor. Herkes derdini açardı. Ona anlatır yani.
bugün yapılacak işleri herkes bilirdi. Birbirimize yardım eder miydik? Ederken. Öyle bir şey vardı ki hemen köy dokuzu demece bugün bana yar, sana yar, öbür gün. Böyle giderler birbirine. Birbirine yardım eder. Yardım eder. Hem yardım, ev iş yapardılar. Sabahleyin ilk peşin bayram namazına gidilir. Bayram namazı kıldır. Kahvaltısı da yaparlar, çıkarlar. Bayramlaşırlar. Ondan sonra gündüz. Yani herkes akrabalar giderdi. Şu komşular giderdi. İki sene, 24 ay. 4 ay, 20 ay şeyi kaldım ağırda. 4 ay Ankara'da mı? 4 ay Ankara'da, 20 ay ağırda kalmış. Ankara'ya gittik peşin, sonra ağrı. Trenle gittik de sonra işte kar yağdı, var yağdı. Nöbetliler, çok nöbetlerde hep dondu. Hikayeni anlatırsın ya, düdüğü dudağına koymuş. Var, sonra bırak, çıkarırken bırak. Yapışmış, o kadar soğukmuş diye anlatır onu. 32 sene, 35 sene muhtarlık yaptım. Her şey. Köyde ne yapılırsa muhtar yapardı. Nikahları biz kıyardık. Doğumu bildirdim. Düğünü bildirdim. Ölümü bildirdik. Ne bileyim, ne varsa yapacağımız yapardık. Kahve burası. Karşısı yol. Yoldan sonra eşim. Eşinin evi. Karşıdan bakışmışlar. Ben de kaçırdım ya. Bu evler o eve. Nasıl evler kaçırdın eve. Peki? Ne yaptınız? Aldık eşyalarını, vurdum sırtıma. Kiminle kaçırdın? Yalnız. Anneannem vermiyormuş. Herhalde istediniz mi daha önce? İstedik. Anneannem vermemiş. Annem de kaçmış. Razı. Annem razı ama anneanne vermiyor. Sonra zor barışmış galiba anneannem de. Burada güzelce sanat merkezimiz var. Bizim için çok iyi bir yer. Ben o konuda çok teşekkür ediyorum. Bayanlar evde oturmaktan artık sıkılmışlardı. Oraya gidiyoruz. Güzelce pazarımız çok güzel. O da Hasan Başkanımız zamanında oldu. Onun dışında güzelce de parkımız çok güzel. Her şeyimiz bana göre düzgün. Tabii memnunum. Mesela bahçeli evlerden buraya bize misafirliğe gelenler Büyükçekmece civarında geziyorlar. Diyorlar ki belediye başkanınız ne kadar güzel çalışıyor. Yani bir pazarınız, ne bileyim sahili, Büyükçekmece sahili bence çok güzel işler yapmış diye bana söylüyorlar, yani iletiyorlar bunları. Her yerde de anlatıyorum bunu ben. İyi ki güzelceliyim. Çok güzel bir yerde oturuyoruz. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum ben.